Merhabalar, e, bugün Ünsül Atalga'nın iki büyük romanı üzerine konuşacağız. Bunlar aynı zamanda Türkçe Edebiyat'ın da iki büyük romanı. Bir karşıt süreklilik kurmaya çalışacağım. Hem Anayurt Yurt Oteli'yle hem de Aylak Adam kitapları üzerinden bir e, süreklilik ve karşıtlık ilişkisi. E, şöyle başlayabiliriz. Türkçe Edebiyat'ın en çarpıcı finallerinden birisi aslında Aylak Adam'ın finali. 59 yılında yazılmış final bu. E, okuyan herkesin malumudur. Sustu. Konuşmak gereksizdi. Bundan sonra kimse ondan söz etmeyecekti. Biliyordu. Anlamazlardı. Çokça alıntılan bu bölümle ilgili şu anekdotu yazarla henüz tanışacak olanlar için tekrar bir havalandırmakta e, fayda var. Yusuf buradaki anlamazlardı ifadesiyle romana bir erken savunma hattı kuruyor. Burada bir savunma ve bir teselli durumu var. İkili bir anlam kuruyor romanın bu son sahnesi. İlk anlam saldırgan denebilecek bir yerden, bir mesafeden ve üstten bir mesafeden kuruluyor. E, yukarıdan aşağıya doğru gelen bir ses bu. Romanın yayınlandığı yılların edebiyat kamusuna dair bir şey söylüyor aslında bakarsınız. E, ve burada kendisi için bir teselli kuruyor. Anlamazlardı. Bu bence 60'lı yılların edebiyat kamusu hakkında ve belki ondan sonra gelen 10 yılların edebiyat kamusu hakkında da bir fikir verebilir. 700'lü yılların buraya nasıl yaklaştığıyla ilgili bir fikir verebilir. E, diğer yandan... İkinci anlamsı daha romana içkin bir mesele aslında bakarsınız. Çünkü e, finalin e, kurgusuyla alakalı bir durum. İstotulgan e, aylak adamı C'yi e, intihar ettirmeyi düşünüyor. Öncelikle tasarı aşamasında. Fakat biraz daha dramatik bir hal taşıyacağını düşündüğü için bundan vazgeçiyor. Bir sonunda o klasik anlamaz anlamazlardı ifadesine geliyor. E, tabii ki buradaki mesafe sadece romanın son sahnesinde kurulan bir e, ee, kibir anı değil. Daha öncesinden de e, romanın içinde böyle ufak dokunuşlar var. Bunları görüyoruz. Söz gelimi bir yazarlık denemesi var. C'nin de roman ya da öykü yazdığını görüyoruz. Küçük bir alıntı romandan. Ee, gitti, masanın önünde durdu. İşte üç haftaya yakın seslendiğini sandığı insanlar bunlardı. İşini bilenler, sadaka vericiler, et alışverişçileri mi anlayacaktı onu? Onlar sonunda beni sürüklediği büyük felakete rağmen onun kollarına atıldığın gecenin tadını unutamıyorum diye başlayan hikayeleri isterlerdi. Bütün yazdıklarını acele etmeden küçük küçük yırttı. Bu da bitmişti. Gene eskisi gibiydi. Yine anlamazlar diye bağlayan bir yer. Fakat yargı çok erken verilmiştir. Atılgan okurları buradaki e, öncül sisteme belki şu an gülümsüyorlardır. Hakikaten erken, bir, erken verilmiş bir yargı bu. Çünkü Roman çıktığından hemen ertesinde o gününleri takip eden günlerde 15 Haziran 1959'da Varlık Dergisi'nde küçük bir röportaj veriyor Yusuf ve burada e, romanın sonu hakkında bir e, beyanatta bulunuyor. Şöyle diyor. Aylak adamı ciddi alan, demek istediklerimi anlayan, tartışan, satırların ardını görebilen aydınlar olduğunu bana bilmek bana huzur veriyor. Şimdi olsa romanı bile bile anlamazlardı sözcüğüyle bitirmezdim. Bu sözcük ileride bana bir tutamak bir avuntu olacaktı. Erken bir savunma. Fakat daha sonrasında özül aldığında da daha da aşağı inen bir guard gibi bu romanı kurmuş bir guard gibi görünüyor. Ayrı bir arayış romanıdır. C kendisini hareket halinde tutan arayışın bir tutamak meselesi olduğunu söyler. Romanın anahtar pasajlarından biridir bu. Yine okuyanlar hatırlayacaktır. E, resim arkadaşı Sadık'la konuşurken e, mesele üzerine tartıştıklarında tutamak zorunu dedim. Dünyada hepimiz sallantılı, korkuluksuz bir köprüde yürür gibiyiz. Tutunacak bir şey olmadı mı insan yuvarlanır. Ben toplumdaki değerlerin iki yüzlülüğünü, sahteliğini, günüşlüğünü göreli veri, günüç olmayan tek tutamağı arıyorum. Gerçek sevgiyi. Bir kadın, birbirimizi sev, birbirimize yeteceğimiz, benimle birlik düşünen, duyan, seven bir kadın. Bu aslında romanın dediğim gibi çok e, anahtar pasajlarından birisi. Fakat Aşka yüklediği anlam hiç de yeni değil esasen. Çok kadim bir hikaye gönderme yapıyor gibi Atul'dan. Şimdi romandör resim boyunca C'nin B ismiyle düşündüğü birini arama hikayesi etrafında kurdu. Çok yaygın bir hikaye bu aslında. Fakat buradaki gerçek sevgi meselesinde C'nin ya da anlatıcının C üzerine kurduğu anlamın daima bir tümlük, bütünlük, birbirini arayan parçalarmış gibi konumlandığını görüyoruz. Yani diyebiliriz ki B romandaki C'nin eksik parçası. Kişiyi tamamlayacak, yerini bütüne parçalanmış yekpareye çevirecek bir parça B aslında. Dediğim gibi aşkı eksik parçanın tümlenmesi, yarımın bütüne ermesi, işte parçalanmışın yekpareye dönüşmesi olarak anlamak, bunu böyle alınlamak aslında çok kadim bir hikaye. Bununla ilgili çok fazla anlatı var. En meşhurları da Antik Yunan'dan ...bir yerden geliyor. Parçalanma imgesi, Plato'nun... ...Symphosion isimli diyaloğunda... ...aşk üzerine konuşan yedi konuşmacıdan biriyle... ...en meşhur, en coşkun... ...ve en gerçek dışı... ...ifadesine kavuşuyor. Şimdi aslında burada... ...iyi bir dedikodu da var, bir akademi dedikodusu. Önce dedikoduyu anlatarak belki... ...başlamalıyız. E, Symposium bir kutlama yemeğinde... ...aşk üzerine konuşan yedi kişiden... E, ...yedi kişinin diyalogları üzerine kurulan bir kitap. E, aslında bir diyalog yap dememek lazım belki. Agaton'un tragedi yarışmasında kata, kazandığı birinciliği kutlamak isteyen 6 kişi işte bir akşam e, şölen gibi bir şey yapacaklar. Simpozun kelimesi zaten kelime anlamı olarak da birlikte içmek gibi bir anlamı var. E, hem bir yandan içmek bir yandan da keyifli sohbetin tadını hazını yaşamak için bir araya gelen konuşmacılar bir mesele bulmak istiyorlar kendilerine. Burada da aşk kavramını e, seçiyorlar ve Sırasıyla aşk üzerine konuşmalar yapıyorlar. Sokrates'in de aralarında bulunduğu bir grup e, konuşmalar e, peş peşe gelirken, en sonunda Alcibiades diye biri işte gece çöl küçük sarhoş ve davetsiz bir şekilde geliyor. O da aşk üzerine bir süre biliyor falan. Fakat bunlar genelde şey unutulan şeyler. Bu konuşmalar arasında Ozan Aristofenis'in konuşması çok belirgin bir biçimde diğerlerinden çokça ayrı bir konuşma. Delikodu tam burada kuruluyor aslında. Çünkü Aristofanes ve Platon arasında, daha doğrusu Platon'un Aristofanes'e karşı kurduğu bir mesafe arasında bir düşmanlık ilişkisi var. Hikaye şu. Aristofanes, Bulutlar isimli kitabında, tiyatrosunda yapılamayacak en büyük günahı ya da suçu işte ve Sokrates'le açık bir şekilde dalga geçiyor bu kitapta. Tabi bu Platon için affedilebilecek bir hata değil büyük bir, bir ölçüsüzlük. Antik Yunan üzerinden düşündüğümüzde bu ölçü kelimesi aslında iyi bir anahtar bizim için. Bu ölçüsüzlüğe dayanamıyor ve e, onu tarihe bir budala olarak geçirmek istiyor. Konuşmadaki tuhaflığın arka planında tam da böyle bir şey var aslında bakarsınız. Şimdi kitap yıllar içinde, bu simpozyum kitabı yıllar içinde çok defa okundu, çok defa tartışıldı. Fakat Platon uzmanı olanlar dışında insanların aklında kalan en çarpıcı sahne aslında Aristo anlattığı diyalog, oradaki konuşma, oradaki söyle. Ee, bu hiçbir kuramsal, kavramsal yapı içermiyor, tamamen uydurma, tamamen böyle bir saçmalık gibi görülen bir konuşma. Ee, tekrar edeyim, Platon buradaki amacı: Aristo bir budala gibi göstermek. Nasıl bir konuşma bu? Çok küçük bir alıntıyla aktarayım. Aristoteles önce insan doğasından bahsediyor, konuşmaya başlamadan önce. Şöyle diyor, çünkü doğamız bir zamanlar çok farklıydı şimdikinden. Bütündü insanın görünüşü. Yuvarlaktı, Çepeçevre sarılıydı sırtı ve yanları. Dört kolu, bir o kadar da bacağı vardı her birinin. Ve yuvarlak bir boyun üzerinde tıpatıp atıp e, aynı iki yüzü taşıyordu her biri. Ama ters yönlere bakan bu iki yüzünde tek bir kafası, ayrıca dört kulağı ve iki üreme organı vardı böyle bir insan formu bu. Dört kollu, dört bacaklı, her iki yönü görebilen yüzler ve bir e, sırt sırta yapışmış belki. Yani tasvir edebilmek için böyle bir yerden bakabiliriz. Böyle bir e, insan formu üzerinden kuruyor hikayeyi. E, bu insanlar tanrılara isyan edecek. Onları Allah'a şahit etmek için göklere tırmanacak kadar yüksek düşüncelere sahipler aslında. Tabii ki tanrılar böyle bir ölçüsüzlükten hoşlanmayacaklar. ...ve buradaki insanları cezalandırmak isteyecekler. Fakat burada ikircikli bir durum var. Çünkü hem bir yandan bu gürültücü insanlardan kurtulmak istiyorlar Tanrılar... ...bir yandan da e, onların yaktığı buhurlardan, yaptıkları tapınaklardan... ...ya da ettikleri dualardan vazgeçemiyorlar. İşte sonunda çözümü e, Zeus buluyor. Ve bu insanları ortadan ikiye parçalamaya başlıyor. Ortadan ikiye her bir insanı kesiyor. Böylece daha fazla insan daha fazla doğa e, ve güçse, güçsüzleşmiş insanlar ortaya çıkıyor. Aile adamla ilgili çok fazla psikanatik okuma yapıldı. Buradaki aşk tanımı da aslında bu psikanatik okumaları destekleyen bir tanımlama kuruyor. Eksik parça, koparılma, bunlar aslına bakarsanız Freud'un çokça seveceği kavramlar. Oraya bir e, bakılabilir bence. Roman boyunca C sürekli bu eksik parça üzerinden kendisini e, kurar. Sürekli bir kapılma durumundadır. Sürekli oraya doğru bir akış halindedir aslında bakarsanız. E, roman zaten böyle bir yerden açılır. İşte Bir anda o kalabalıktaki seslerde onun da sesinin olabileceğini düşünür ve oraya doğru kapılır. İşte bir yerde iç mekanıdır. Hemen dışarı doğru gider. E, dolayısıyla onu hareket halinde tutan temel etken buradaki... O tüme erme, o bütünlüğe yekpare oluşa erebilme e, çabası. Ve zaman zaman kimi kadınlarla o bütünlüğü sağlayacakmış gibi bir hisse kapılır. Kimi kadınların B olduğunu düşünür daha net söylersek. Ayşe ile Güler ile bu tamlığı deneyimlemeye çalışır. Fakat Arusofenis'e atıfla söylersek buradaki tümlük, bütünlük bir türlü tam anlamıyla oturmaz. Anlatıcı C'nin zaman zaman B'nin yanı başından geçip gittiğini söyler. E, buralar şeydir romanın aslında en şakacı bölümleri dikkat edersek. Böyle sanki bir şeyin altını anlatıcı gizli gizli hafiften böyle müstehsi bir biçimde çiziyor gibi görülüyor buralarda. Bu şakanın arkasında sanki böyle bir ton var. Sanki buradaki tümlüğün bu bütünlüğün bir hayal ya da bir e, zihinsel kurgu olduğunu söyleyen bir şey bu. Yani B bir yokluk aslında bakarsak. Ve bu da e, psikolojik okumaları çokça destekleyen bir şey. Birkaç örnek verelim. C'nin B'nin yanı başından geçip gittiği anlara. Söz gelimi C bir yere davet edilir. İşte insanlar arasında bulunmaktan hoşlanmaz. Dolayısıyla yemek teklifini reddeder. Eğer gitseydi B ile tanışacaktı der anlatıcı. Hemen o gece tramvayda durakta iki tramvay yan yana durur. İşte C başını çevirip diğer tramvaya baksaydı B'yi görecekti. Ama kafayı çevirmez. Böyle sürekli onunla ilgili küçük böyle yan yana gelişler kurar. Hatta işi daha da abartır. Bir yerde e, tatil yaparken yazlıkta e, ressam bir arkadaşıyla karşılaşıyor Sami. İşte bu ablam diye bir kadını e, C ile tanıştırıyor. O kadın B aslında fakat C onu tanıyamıyor falan. Ya da işte e, A caminin yanında işte caddeye kusan bir kadın görüyor. O kadın B fakat C buradan uzaklaşıyor vesaire. bu sefer çok fazla e, anda bu iki parça diyelim yine Aristofanesi atıfla. Yan yana geliyorlar fakat o tümleşme bir türlü olmuyor. Romanın sonu da zaten böyle bir yerden bağlanacak. Ee, hatırlayalım Cev 4 mevsim boyunca usanç dolu günler yaşıyor. Ve bu usanç dolu günlerin sonunda Güler'den ayrılıyor, Ayşe'den ayrılıyor vesaire. Tüm o hikayeleri hatırlıyorsunuzdur. Sonunda e, Güler'le tanıştıkları bir tatlıcı var. Yine orada otururken... E, Camın önünden geçip giden bir kadın görüyor ve kadın ona değil dükkanın içine doğru bakıyor oradan geçerken. Buradaki bölüm de çok e, tatlıdır orayı da alıntılayalım. Bu gergin yüzü, bu ürkek mavi gözleri bir yerde görmüştü. Nerede gördüğünü az önce söyledim. Birden başının ağrısı kesildi. İçinde acayip bir sevinç, delice bir telaşla kalktı. Aradığı oydu. Başının ağrısını böyle kesiveren portakal suyuyla birlikte içtiği aspirin değil, onun yüzünü görmesiydi. Kapıdan hızla çıkıp açık mavi yağmurluğu görünce başladı. 20 adım kadar önünde, arkasına bakmadan yürüyordu. Burada C ve B aslında romanda belki de en yakın oldukları anlardan birindeler. Fakat bir şey oluyor ve bu mavi yağmurlu genç kadın bir anda koşmaya başlıyor. Hemen anlıyoruz ki B duraktan ayrılmak üzere olan otobüse doğru koşuyor. Otobüse yetişiyor. E tabii ki C bu otobüs, otobüse yetişemeyecek. Burada enteresan bir şey var. Küçük bir parantez açıp belki bunu söylemekte e, fayda var. Şey bölümü, e, burada C, e, kalabalıklarla ilgili, roman boyunca zaten hatırlarsınız işte et satıcıları, et alıcıları falan filan gibi, işte eli paketliler, e, pazar giyimliği olanlar falan gibi şeyler söyler insanlarla ilgili. Böyle bir ben ve onlar ayrımı yapar sürekli. Bu ben ve onlar ayrımında nitelerken, Burada enteresan bir e, kavram kullanıyor. Karıncalar diyor. Şimdi karıncalar tabii ki aklıma hemen zaman biber yanı getirdi. E, onda da belli aynı e, yapı için karıncalı ifadesi kullanılıyordu. Burada belki bir denk geliş, böyle bir dünyaya aynı yerden bakış gibi bir e, şey var. Bu metaforu ikisinde kullanıyor olması bence e, güzel. Buradan belki bir şeyler çıkar, buraya bir e, eşmekte fayda var belki. Neyse, bu küçük bir parantezdi. E, Romanın sondaki e, susku anı da aslında bu otobüse yetişememe anı üzerinden kurulacak. E, i̇şte otobüs kaçıyor, bir taksi bulmaya çalışıyor fakat taksi yok. Enteresan, o günlerde de İstanbul'da taksi bulmak zor. E, ve bir yerde bir kavga oluyor, polisle işin içine giriyor ve taksi şoförüyle beraber i̇şte, işte, polislik olma durumu var. Ve işte en başta başladığımız alıntı tam da böyle bir yerde söyleniyor. Çevresindeki herkes ona düşmanca bakıyordu. Kuşatılmıştı. Artık otobüs yetişmesi olanaksızdı. Birden sol şakağındaki ağrı yeniden başladı. Yıllardır aradığını bulur bulmaz yitilmesine sebep olan bu saçma alaycı düzene boyun eğmiş gibi kendini koyverdi. Şimdi ona istediklerini yapabilirlerdi. Hatırlayalım. Anlamazlardı. Tam buraya kuruluyor. Bu sahne C'nin caddedeki son görünüşü. Koğlan'ın son izi attığı bu adımlar. Eli paketliler içten bu yabancı bakışlı adamı yer altına itiyor. Şölen bitiyor. Kalabalık dağılıyor. Ve aylak buradan yer altına doğru inmeye başlıyor. Yer altını gösteren ok çam gövdesine çakılmıştır. İstasyon alanından oteline çıkan sokağın başında bir çam ağacının gövdesine tenekeden kesilmiş, koyu yeşil üstüne ak harflerle otel yazılmış ok biçim bir gösterge çakılıyor. Ama yıllar sonra çivilerden bir çürüyüp kopunca okun ucu aşağıya dönmüş. toprağa gösteriyor. Otelin yer altında olduğu sanısını veriyor insana. Artık ışıklarla yıkanan, kaynaşan, kalabalıklarla kaynaşan şey, aile Aylak Adam romanında değiliz. Bir kasaba otelinde, karanlık ve serin gölgelerde, yalnızlığın ve yabancılığın tekinsizliğinde Anı Yurt Oteli romanındayız. Sürekliliği ve karşıtlığı kurmaya devam edelim. Bu iki roman ve iki anlatı kişisi bir uzaklık kuruyorlar. Fakat buradaki uzaklık ee, o kadar tuhaf bir uzaklık ki yeryüzü ve yer altı arasındaki uzaklığa benziyor. Nesne ve gölgesi arasındaki uzaklığa benziyor. Aslında yine Aristofanes'teki gibi düşünürsek sırt sırta duran iki uzaklık diyebiliriz. Yani bunun bir tarafı C, bir tarafı Zeberjet gibi düşünüyorum. Yani böyle bir ee, süreklilik var burada. Yusuf C ve Zebercilik arasında bir karşıt süreklilik kurar gibidir. Biri geniş caddelerin, insan denizin ortasında akar. Diğeri ise tüm yıl boyunca otel dışında geçirdiği günlerin değil, saatlerin bile sayılı olduğu bir hayat yaşar. Bu saatler dördü 5'i e geçmez. Birinin sosyal vücudeleri yüksek, hayatın içinde demirim halinde hareket ederken, diğeri sabit, ayrıksı ve iletişim açmazı olarak bir tahta boşta bütün hayatını geçiriyor. İlki rahat, kendini emin, İkincisi ise özgüvensiz ve silik. Bunu sürdürebiliriz. C arıyor, zebercit bekliyor. Aslında buradaki arayış ve bekleyiş bile e, birbirinden farklı edimler değil. Biraz daha yakından baktığımızda aslında Atılgan'ın aramayı ve beklemeyi aynı biçimde kurduğunu görüyoruz. Yani B ne aramakla ne de beklemekle bulunabilecek biri. E, zaten iki romanda da benzer bir şey göreceğiz. C konuşuyor. Sürekli konuşuyor. Kendisi hakkında, insanlar hakkında, aşk hakkında. Öte yandan sürekli susuyor. Sanki kendisi hakkında pek bir şey bilmiyormuş gibi. Burada anlatıcıların tavrı da aslında enteresan. Ee, i̇lkinde romanın kurgusu çok daha açık bir yerden götürülürken ikincisinde biraz daha gizli bir noktadan sürüyor. Karşılıklar üzerinden devam ediyorum. Mesela yine C'nin bir müzik şeyi var. Ee, onun hayatında müziğe dair bir yer var. Bunu biliyoruz. Işte piyano dinlemeyi seviyor, işte bahçemiyor falan filan. Öbür tarafta Zeberci'nin müziğe dair herhangi bir ilgisi yok. Bir yerde ölüme doğru giderken işte kulağına çalınan bir türküyü e, ara ara mısra olarak söylüyor. Onu da ezgili bir yerden söylemiyor. Ara ara böyle bilinç akışına giren bir cümle olarak var bu. Ne ölüyüm ne salım. Bu da aslında bir türkü gibi değil de sanki ileriye dönük bir spoiler gibi işliyor. Enteresan. E, bir tasvir, bir haberci gibi. Neyse Bunlar iki metni karşıt süreklilikler olarak okuyabileceğimiz yanlar. Bir yandan bu karşıtlıklar romanda var ama benzerlikler süreklilikler de yok değil. Hatta bunlar hangi ise bu farklılıkların kurulduğu anlarda ve onların kök salmaya başladığı anlarda kurulan e, benzerlikler. İkisi de toplumdan kopuk. İkisi de çözümün tek bir kadında olduğunu düşünüyor. İkisi de bu konuda başarısız. E, ve iletişim meselelerinde ikisinin de bir açmaz içinde olduklarını görüyoruz. Söz gelimi yemek sahnesini hatırlayalım. Mesela C'nin şey var, perdelerini kapattı diye anlattığı bir sahne var. İşte yine restoranda. Bunun çok benzeyen bir sahneyi Zebercet'te de görüyoruz. İşte bir meyhanede içer Zepercit, Biri gelir, işte yarenlik edebilir miyim ya da eşlik edebilir miyim bir şey der. Aa kalkıyordum falan deyip kalkar. Bu sebebi bir temas etmeme, kalabalıkla hem hal olmama, dokunmama gibi bir İkisi şeyde tavır, ikisinde de görülüyor. Ee, enteresan bir şey belki bu. Ve tabi okuyan herkesin dikkatini çekmiştir. Yazarın kurmacayı kurarken işlettiği bazı yön verici tercihler var. Mesela bazı mekanlar var. Bazı yazarlar buraları kullanmaz. Hatta çoğu yazar kullanmaz ama Adam da, nezabarcık buraya bilerek girildiğini görüyorum. Ee, tuvaletten bahsediyorum aslında. Hatırlayalım burayı. Ee, İkisinin de roman boyunca sık sık işlediğini görüyoruz. Mesela şu alıntı aylak adamdan. Ceketini giyip ayak yoluna girdi. Kötü yazarın yasak bölgesi. Neydi o kaldırıp attığım dünkü kitap? Adam sabah kalkıyor, yüzünü yıkıyor, parkta oturuyor, yemek yiyor, sevgisiyle dolaşıyor, gecenin bir vakti evine gelip yatıyor. Hiç mi gelmedi? İnanılacak şey değil. Zaten hemen devamında parkta bir ağacın dibine işerken görürüz onu. Bu da Anayat, anayurt, anayurt otelinden, Zebercis'in hikayesinden. Ee, yürürken hızlandı, kişi gelmişti. Bir arsanın yanında arkasına baktı. Kimse yoktu sokakta. Arsaya girdi. Yakından bir bekçi düdüğü duydu. Aldırmadı. Duvarın dibine eşedi. Hatta o kadar ki nasıl İstiklal Caddesi'nde beyi kusarken görüyoruz ki aslında bu kadar idealize edilen bir figürün kusması e, o ideali biraz belki aşağı çeken bir şey. Öbür taraftan Anayurt Oteli'nde de aslında böyle bir idealin e, bozulduğu bir an var. O andan küçük bir alıntı yapayım. E, bu meşhur bir numaralı odadaki e, küçük tuvaletten bahsediyor burada. Şöyle bir alıntı bu. Bence'nin sağındaki küçük kapıyı eskiden yalnız bu oda için yapılan özel ayak odun ayak yolunun kapısını açtı. Yüzünü buruşturdu. Ankara treniyle gelen kadın gittikten sonra burasını kimse kullanmadığına göre onun bıraktığı kokuydu bu. Sifonun zincirini çekmemiş demek. E işte. Ya o sabahki koku? işedi, zinciri çekti. Odanın penceresini açıp bir süre odayı havalandırdı. Roman boyunca beynin nasıl göründüğüyle ilgili bazı ipuçları da aslında burada karşıt ve sürekli benzerliği kuran şeyler. Sözgelimi ayakkabıları topuksuzdu ifadeleri, dudakları boyasızdı ifadesi hem Aylak Adam'da hem ee, Anayurt Oteli'nde gördüğümüz ifadeler. Daha küçük detaylar da var. Tabii işte e, dans eden küçük kızlar, ve bu, bu siyah kızlar ifadesi hem e, Adam'da Ayşe'nin eteğinde var. Diğer tarafta duvarda bir resim olarak var. Yani Göstergeler de aslında bir süreklilik e, kuruyor gibi görünüyor. Şöyle diyebiliriz. Zaberjet caddede anlaşılamamış, aradığını bulamamış, tutamaksız kalmış Cnin yer altına düşen gölgesidir. Yusuf Aturgan Aylak Adam'dan 14 yıl sonra Anayurt Oteli'yle yazın merkezinin aslında yer altı olduğunu gösterir. Canistan'ı ve öyküler okuyanlar zaten buradaki söylemek istediğim şeyi daha da iyi anlıyorlardı zannediyorum. Alek anlatılan sonunda yer altına inen bir adamın hikayesi. Dolayısıyla C ve e, arasında böyle bir süreklilik var diyebiliriz. E, otel yeraltının altının sonsuzluğuna konumlandırılmış, taşlıdan daha dar, daha bungun bir havaya sahip, karanlık bir evrene kurulmuş bir kozadır. Tamamen karartılmış bir evrendir burası. Hiç ışık yok gibidir. Kapıda bir çatlak dahi yoktur ışığın sızabileceği. Tamamen karanlık bir yerdeyiz. Ancak sadece karanlıkta uzun süre kalmış birinin göz alışkanlığından bahsedebileceğimiz bir e, görme biçimi var burada. Yer altına itilmiş, çıkılmayan, aynı zamanda yaşamasız bir düzlem burası. Burada C, Zebercet, öyküdeki diğer antik işleri her biri aslında bir başkasını aramaya ya da beklemeye yazdılar. Yusuf Atılgan romanları için soru çok belli. İlle de gerekli miydi başkaları? Yusuf Atılgan cevabı yine romanın içinde veriyor. Dolaylı da olsa başkalarının saptamı tanıklığı gerekli. Yani evet, ille de gereklidir başkaları. Bernamur'a devam edelim. Berna Moran, Aylak Adamdağ'ın Anayurt Oteli'ne başlıyasında C, e, C ve Zebercitin aslında aynı üç aşamadan geçtiğini söylüyor. Yalnızlık, kurtuluş umudu ve hayal kırıklığı. Bu üç e, an aslında romanın kurgusunu da taşıyan üç sacayağı diyebiliriz buna. E, i̇ki romanda da görülüyor bu, az önce aktardığım gibi. C'nin bu süreci nasıl deneyimlediğini biraz konuştuk, biraz buraya aktardım. Şimdi C'nin karşıt sürekliliği Zebercet bu süreci nasıl deneyimliyor? Biraz buraya bakacağım. Öncelikle belki kim bu Zebercet efendi? Biraz bunu çözmek lazım. Zebercet derken 7 aylık doğmuş. Adı kıymetinden değil bir inci kutusuna pamuğa sarılacak kadar küçük olduğu için konmuş. Kısa süren okul hayatında horlanan, küçümsenen, askerde sabahtan akşama değin yazarın ya da ifadesiyle bir ortalıkçı kadın gibi emin yapmış. Oradan oraya koşturmuş genelde de küçük askerin diyerek alaya alınmış bir adamdan bahsediyoruz. Diyebiliriz ki roman sonunda kaybedecek birini değil, zaten her hazırda kaybetmiş birinin hikayesini anlatıyor. O kadar ki oyuna katılabilecek bir şey olmadığı için zaten oyunun da dışında olan biri. Bir yer altı insanı. Daha da ileri gidersek bir böcekten bahsediyoruz aslında. Bu yer altı böceği bütün hayatını sevdiği, kendince kurduğu, düzenin içinde yaşayıp Sonuna kadar götürüp ölebilirdi. Tıklı babası gibi ya da tıklı dedesi gibi. Fakat bir gece beklenmedik bir durum gerçekleşiyor. E bu durum sonrasında hem böcek hem de yuvası olan ana yurt oteli derinden sarsılmaya başlıyor. Bahsettiğim bu beklenmedik durum hemen romanın başında cereyan eder. Burada aslında ikili bir sarsılma durumu var. Çünkü e, burada çok tuhaf bir anın eşiğinden geçiyoruz. Türkçe edebiyatlı modernist yazının aslında en önemli eserlerinden biriyle karşılaşıyor Okur burada. Bir yandan Okur için sarsıcı bir deneyim bu çünkü ee, Anayurt Oteli dil bilmenin anlam üretmeye yetmediği bir edebiyat kuruyor. Tuhaf bir şey var, e, akışı var. Hatırlarsanız işte her bir işaretin içindeki akışla metnin kendisi bir yandan parçalı ama bir yandan da bütünsel bir akış kurar. Dolayısıyla hem parçalar kendi için anlamlıdır hem de bütün olarak kendi içinde başka bir anlam taşır gibi. Bir anlam böyle bir e, sarsıcı deneyim var. Bir anlamda Zeberjit için roman içinde bir sarsıcı deneyim var. Çünkü Zeberjit ilk defa burada varoluşun alanına giriyor. Burada itelik yazılmış tek bir kelime var. Bu kelime aslında romanın üzerinde durduğu kelime. E, i̇şte işte gecikmeli Ankara ile gelen kadın otele girer, otele girer ve işte Burada durumu biraz anlatıcının gözünden görürüz. Orada itelik ağzı bir ifade var. Bakmıştı. Bu bakmıştı ifadesi aslında zebercit'in varoluşunu teslim eden bir e, oluş kuruyor. E, Sartre burada hatırlanabilir belki. Sartre'ın varlık ve içlikte e, bu bakışın, gözün insanda bir yandan tehakküm kurma ilişkisi olarak nasıl işlediğini ama bir yandan da varlığı emanet etme, varlığı inşa etme e, anlamında nasıl çalıştığını orada biraz görüyoruz. Burada da aslında bunun kuramsal değil de kurmaca bir yerden nasıl işleyebileceğini anladığımız bir andayız. Zebercek bu gecik Milan treniyle gelen kadının ona bir numaralı adada bakmasıyla kendi varoluşunu tanımlıyor. Bu önemli bir tanım bence. Bu görme önce Zebercek çok da var gibi görünmüyor. Yani romanda böyle görünmenin çok da alanına girmiyor. 40 yıldır otel katibinin sorusuna Zebajet ismi karşılık olarak verilmiyor. Zaten sonunda Zebajet kendi varlığını kayıt altına tutmak için otel'e uydurma isimler yazarken Zebajet gezgin ismini buraya yazıyor. Yine buradaki gezgin ifadesi aile kadını çok canıştıran bir ifade. Yine o karşıt sürekliliği belki tekrar inşa eden bir şey olarak düşünebiliriz bunu. Geçic Milan ile gelen kadının Kozada yaktığı bir ışık, yuvasında yaktığı ışık. Zebercik'te bir anlığına da olsa kendine doğru çekiyor. Fakat tam buraya doğru yöneldiğinde, tam varlığa doğru yöneldiğinde e, Zebercik şey işi sönüyor. Ve tekrar karanlığın içinde kalan bir otel katibi görüyoruz. Ee, yine Aristofenes dolayımındayız aslında. Yine o eksik parçadayız. Sanki Zebercik burada kendi eksik parçasını bir anda bulduğunu düşünüyor. Bir tamlığa, tümlüğe, bir bütünlüğe erdiğini zannediyor. Fakat tekrar yine yarım kalacak işin sonunda. Fakat bu yarımlığı e, elinden alınan varoluşu tekrar kendisi bu kez yerine getirmeye çalışacak ve bunu yaparken de kötülüğe başvuracak. Nurdan Gürbürek yazmıştı e, Suat üzerine. zebercit üzerine de çok şey yazdı tabii ki. E, ve burada varlığı inşa ederken zebercitin kötülük kavramına çokça yanaştığını görüyoruz. Müsaadenizle şimdi 2012'deki yazdığım bir yazıdan küçük bazı tartışmaları alacağım ve burada tekrar oralara bir bakacağım. Ee, dediğim gibi Nurdan Gülek Suat üzerine yazdı, kötülük üzerine düşündü. Bir yandan Zeberci de bu listeye ekledi. Ön konuda da e, bu konuyla ilgili yazıları var. Biraz ben de buralara yaslanarak sürdüreceğim burada. Anayurt ile Türkçe yazına e, ilk defa kötücül karakter giriyor saf ve pürüpak bir kötü bu. Ee, mesela Suat'taki gibi bir çeviri tadı yok Zebercet'te. Yekpare bir kötü kendisi. Ee, i̇lk defa varoluş şekli ya da varoluşu sağlama şekli olarak kötü Zebercet. Burada ne ideolojik olarak ne de ahlaki olarak öteki olması onu kötü yapmıyor. Vardığı sağlama biçimi kötü. Ya da ne bileyim kendisini öldürmesi, ortalıkçı kadını boğması, kediyi tavayla ezmesi bunlar Zebercet'i kötü olarak yansıtıyoruz ama bir anlamda felsefi anlamda da varoluşsal bir kötülük meselesini aslında biraz daha derinlikli bir yerden alıyoruz. Oğuz Demir Alp'in bence çok önemli bir saptaması var. Yusuf, Yusuf Atılgan yazını için çok da önemli bulduğum bir yer bu. Şöyle diyor. Yusuf Atılgan insan ruhunun dehlizlerine inmiş, kötücülük tohumları bulmuş gibidir. Ancak hiç de trajik bir şeyle karşılaştığı izlenimini vermeden yazar. Tersine insan doğası bakımından aslında iyidir, Toplumlar ve koşullar kötü. Varsayımıyla gırgır gır gır geçen bir hali vardır. İnsanoğlunun kendine yakıştırdığı tinsel güzelliklere gülümseyerek baktığı izlenimini verir. Bu bence atılgan edebiyatının çok önemli e, tespitlerinden birisi. Bu kötülük meselesine aslında biraz Eagleton üzerinden yaklaşıyorum ben. Kötülük üzerine bir deneme kitabı. Enteresan e, bir kitaptır. Bence bakılabilir bir kitap bu. Kitap bir cinayet haberiyle başlıyor. E, İngiltere'nin kuzeyinde 10 yaşında iki tane çocuk Pusat'ta e, bir bebeği işkence ederek öldürüyorlar. Haber bu. E, haberde görevli olan polis memurlarından birisi e, basına konuşurken işte çocuklardan birinin gözünde şeytanı gördüğünü söylüyor. Aslında bu bizde pek olmaz. Yani Doğu toplumlarında şeytan pek kullandığımız bir ifade değildir. Yani cin girmesi falan filan gibi şeyler var ama ...ruha şeytan girmesi ya da ruhunu şeytana satmak ifadeleri biraz daha batı merkezli ifadeler. Ee, İngiltere'de olduğunu söylemiştim zaten hikayenin. Buradaki durum, gözde şeytan görme meselesi bence önemli bir e, ifadeyi kuruyor. Şöyle bir şey bu. E, kötülüğü kendinden uzaklaştıran, insan oluştan uzaklaştıran bir e, ifade Aslında bakarsanız. Yani... Gözde şeytan görmek buradaki 10 yaşındaki bebeğin çocuğun bir bebeği öldürmesindeki nedenselliği de yine bir yere bağlamaya çalışan bir şey. Çünkü anlayışın ötesinde bir şey, kötülük dediğimiz şey. Tam böyle bir yerde kuruluyor aslında. Tam. Anlayamayacağım bir şey olarak inşa ettiğim bir kavram kötülük. Dolayısıyla buradaki çocuğun bebeği öldürmesi durumu çok da anlaşılabilir bir şey olmadığı için bunu e, anlayabilme acizini sadece böyle bir şeytan meselesi üzerinden açıklayabiliyoruz. Jean Baudrillard böyle bir şey diyecek zaten. Kötülüğü, kötülüğü açıklama acizliğine benzeyen tek şey ölümü açıklayabilme acizliğidir diyor. Yani böyle bir çabanın içine girdiğimizde zaten söyleyebileceğimiz tek bir şey var. Aa ne kadar korkunç bir şey bu falan. Bunun dışında ve ötesinde çok da bir şey söyleyemiyoruz aslında kötülük hakkında. Şimdi Zebercid'in anlamsızca gerçekleştirdiği bir eylem var romanın sonunda. Bir boğma eylemi maalesef. Ee, burada Anlaşılabilir ya da onun amacıyla birlikte düşünebileceğimiz bir edim olmadığını görüyoruz bu hikayenin. Zaten zebercet de bunun farkına varıyor. E, romanın sonuna doğru hatırlarsınız bir mahkeme sahnesi var. Zöberget bir mahkemede başka birinin yargılandığı anı dinliyor. Ve orada kendi kendisinin savunmasını da biraz kuruyor. E, orada söylediği bir şey var. Bence yine bu e, Eagleton'la birlikte düşünebileceğimiz bir açma yapacak burası. İşte neden öldürdüğüm falan diye içerideki e, mahkuma ya da tutukluya insana soruluyor. Zebaycı şey diyor. Bilmiyorum. Nedensiz olamaz mı? Buradaki nedensiz olma durumu yani başka bir yere sıçrarsak aklıma şey getiriyor. Kislavski'nin öldürme üzerine bir kısa bir film kitabı, filmi. Orada da benzer bir örüntü var. İşte Yiyecek diye bir çocuk bir şoförü öldürür. E, 20 dakikalık bir öldürme sahnesi bu. Aynı bilinmezliği orada da kurduğunu görüyorum. Eagleton şöyle diyor. Bir eyleme kötü demek onun anlayışımızın ötesinde olduğunu söylemektir. Yani Zebaris'in yaptığı şeylerin anlayışımızın ötesinde olduğu için ona kötü diyoruz. Şimdi bu gözle şeytan görmek meselesine tekrar dönersek aslında bunun e, insanlık tarihi boyunca sözle, yazıyla, resimle ya da susarak tekrarlanmış bir rahatlama sözü olduğunun farkındayız. Söz insanlar Adolf Ayman'a baktıklarında da sık sık onu bir şeytan gibi görme eğilimindeler. Fakat Adolf Eichmann'ın fotoğrafına bakıldığında son derece sıkıcı, hiç de ilgi çekici olmayan bir devlet memurunu görüyoruz. Bu sıkıcı adamın fotoğrafını iki kişi çok iyi okudu. Zaten biri e, Kötülüğün Sıradanlığı kitabıyla, Ayman Kudüs'te kitabıyla Hannah Arendt, diğeri de Kanadolu Ozan Leonard Cohen. Hannah zaten okunmuştur. Ben Leonard Cohen'in bir şiirine bakacağım. Cohen, Adolf Ayman'a dair İlişkin bilmesi gerekenler başlıklı şiirinde şöyle bir e, tasvir yapıyor. Yani şiir, tuhaf bir şey bu. çiğirdim demek bir bilemedim yani. Şöyle neyse, hemen geçeyim. Gözler normal, saçlar normal, kilo normal, boy normal, belirgin özellikler yok, parmak sayısı 10, ayak parmak sayısı 10, zeka normal. Şiirin başlangıcı böyle. Cohen şiirin devamında şöyle bir soru soruyor. Ne beklemiştiniz? Uzun tırnaklar mı? Devasa azı dişleri mi? Yeşil tüklük? delilik. Aslında tam da böyle bir yerde. Yine aynı yerdeyiz. Yine şeytan ve yine insan olmayan bir şey üzerinden anlamaya çalışıyoruz kötülüğü. Fakat kötülük çarpıcı bir şekilde sıradan bir şey. Bir despottan çok sıradan bir devlet memuruna benziyor. Zebaristin fazlasıyla normal. Sıradan görüntüsü zaten onu doğrudan tekinsizliğin alanına sokan bir şey kuruyor. İnsanlığın kolektif bilinci kötülük gayesi karşısında daima böyle bir yanılsama içinde ve onu olağan dışı, insanla alakasız, nadir bir şeymiş gibi kodlama ve alma eğilimi gösteriyor. Fakat yine eee Baudrillard'ın belirttiği gibi sigara yakmaktan çok da farklı bir şey değil kötülük bu anlamda. Peki, artık yavaş yavaş bitirelim. Schopenhauer'la bitireceğim. Schopenhauer şöyle diyordu bir denemesinde. Yaşayan her şeyi hareket halinde tutan etken varoluş çabasıdır. Fakat bu varoluş bir kere sağlandıktan sonra, bir kere güvence altına alındıktan sonra kişiler ne yapacaklarını bilemez olurlar. Böylece onları hareket halinde tutan ikinci etmen devreye girer. Varoluşun yükünden kurtulma, varoluşu anlaşılmaz kılma ve zamanı öldürme çabası. Yani sıkıntıdan kaçma çabası. Zeberjet ortalıkçı kadını boğmuş, kediyi ezmiş, ölüler konağı dediği ana yurt otelini çoktan kapatmış e son bir kez iletişim umuduyla sokağa çıkmıştır. Artık son evreye girildiğini görüyoruz. O romanın son bölümündeki bu bilinç akışında her şey birbirine giriyor. Bir böceğin var çabası, varoluş yükünden kurtulma çabasına dönüyor ve sonunda bir parçalanma başlıyor. Fakat bu parçalar asla bir bütüne, bir hikayenin e, akışına ermeyecekler. Romanın sonundaki bu bilinç akışında suç, ceza, infaz, kötülük, intikam, aile, sevgi, ihanet tüm bu kavramlar bir araya giriyor, birbirine karışıyor ve tek bir yerden akmaya başlıyorlar. Her şey bilinç akışıyla veriliyor. Zebercisin bilmiyorum nedensiz olamaz mı dışında söyleyebileceği bir şey yok. Zebercit bu kez kendi yok oluşuyla arıyor varoluşunu. Romanın sonunda zaten Böyle bir e, anla bitiyor. Yani bir görülme umudu tekrar e, devreye girecek. Fakat buradaki varlık kurulduğu anda zaten çoktan ölüm gerçekleşmiş olacak. Peki. Teşekkürler dinlediğiniz için.